merhabalar. Ebru Hanım, sizi çok özledik. Vallahi ben de sizi özlemişim. Bir süredir yoktum. Artık bir araya gelebiliyoruz. Evlilik telaşınızı gidiyor. Bize ihmal ettiniz. Evlilik telaş. Ya esasında çok büyük telaş yapmadık. Zaten gördüğünüz gibi aile arasında yani çok büyük bir düğün olmadı. Hani aile arasında olan bir şeydi. Tatlıydı, güzeldi. Olması gerektiği gibi oldu bence. Bir şey diyeceğim. Mesela şimdi son zamanlarda çok büyük düğünler görüyoruz da. Bunu sen mi öyle istedin, siz mi öyle istediniz yoksa beni... Ya ben çok büyük düğün... Yani zaten aile arasında düşünüyorduk. Yurt dışında da olabilir gibi düşündük. Sonra dedik ki şimdi herkesi, annemizi, babamızı, sonuçta kardeşlerimiz, birkaç akraba, hani onları şimdi oraya taşı et. Fazla hani zaman da kısıtlı. Burada yapalım dedik. Bence güzel, tatlı, yani nikah ve güzel bir düğün yemeği oldu diyebilirim. Tabii ama ki sanki ben içime sinmemiş gibi konuştum. Yok, çok çok içime sindi. Yani büyük düğün istememiştik zaten. Yurt dışında nereyi istemiştin o zaman, onu söyleyeyim. Yurt dışında nereyi istemiştim? Vallahi hiç şehir bile konuşmadık. Şimdi atmayayım yani. Ama hani böyle bir şey yapabiliriz gibi aklımızdan geçti. Sonra tamamen dedik ki biz hani Türkiye'de yapalım. Daha kolay olacak, ailelerimiz hep birlikte. Peki, nasıl gidiyor şu, o zaman onu söyleyeyim. Harika gidiyor. Uğur'un ailesi çok tatlı, çok seviyorum. Onlar da beni seviyor. Bu önemli olur galiba. Ailelerin anlaşması. Vallahi, evet yani sonuçta aile oluyorsunuz. Tabii ki önemli değil. Değil dersek yalan olur esasında. Bence gayet hani tatlı ve güzel gidiyor. Ben de onları çok seviyorum. Yani öyle çok güzel gidiyor. Tabii bu önemli. Bir gelinin önce bir damadın ailesini falan böyle kendi beğendirmesi gibi bir şeyler oluyor ya. Senin neyini beğendin o zaman? Ne yaptın? Neler, nasıl oldu? Neyi mi beğendin? İlk tanışma nasıl oldu? Onlarla. Ya şimdi onlar beni tabii gıyaben tanıyorlardı sonuçta. Hani ünlü biri olduğum için. Sonra hani beni tabii bir araya gelince... Ya sen küçük bir kızmışsın falan dedi. Annesi çok tatlıydı. Yani şey, tabii daha farklı düşünebiliyor insan. Ünlü insanlar için öyle olur ya. Ön yargı oluyor değil mi? Ya ön yargı değil de böyle daha farklı şey yapabiliyor, düşünebiliyor. Ekranlarda sizin gördüğün gibi tabii farklı. Evet. Yani tatlı. Geçen işte aşure zamanıydı. Ben aşure götürdüm. O bana işte Uğur'un annesi çok güzel bir aşure yapmış. Onu gönderdi. Böyle tatlı yani. Şimdi yemekler yapacağım onlara. Öyle. Çok güzel işte. Diyor, o zaman diyorlar oğlumu da iyi bakıyor diyor. Değil mi? Ya hiç o konuları açma. Yani gerçekten çünkü Engin şey biraz Uğur kilo aldı. O kadar pilatese rağmen. Kilo mu aldı? Biraz kilo aldı ama şimdi veriyor. Bence değil. Bana göre değil. O öyle düşünüyor. Yani öyle söylüyor kendisi. Öyle düşünmesi de güzel bir şey ama. Bir erkeğin kilo aldı. Kilo aldı falan. Yok, çok bakımlı ve gerçekten çok hani kendine dikkat eden biri. Ama pilates ona çok iyi geldi. Ona da mı alıştırdın? Evet. 2,5 yıldır yapıyor. Çok iyi geldi. Birlikte mi yapıyorsunuz yoksa ayrı mı? Birlikte yapmıyoruz. Ben onu çok... Benim güvendiğim yakın arkadaş hocalardan birini ayarladım. Gayet hani bazen beraber zamanımız olursa yapıyoruz ama o hocayla yapıyor her sabah. Çok da güzel oluyor. Çok tatlı fotoğraflar paylaşıyorsun. En son Cadılar Bayramı'nda paylaştın. Evet. Nasıl tepkiler aldın o fotoğraflarla ilgili? Vallahi işte dediğim gibi kimisi çok eğlence olarak görüyor, gülüp geçiyor. Herkes hani birçok kişi kutladı, sadece ben kutlamadım. Ama bazen de böyle tepkiler olabiliyor yani. Asıl amaç eğlenmek. Yani helavun bahane, eğlence şahane. Ben zaten öyle dedim. İşte çoluk çocuk, hani aile arasında bir iki arkadaş, hani yemek yaptık, yedik, güldük, iki maske taktık. Hepsi bu yani. Başka hiçbir şey yok. Ben sen de şeyi seviyorsun. Sofra düzeniydi. Ben çok seviyorum. Ben yemek yapmayı, ağırlamayı, sofra düzenini hani gerçekten çok ama çok seviyorum.
Pars da çok seviyor. Pars da çok seviyor. Pars mutfakçı zaten. O bayağı güzel yapıyor. Dünden beri yapıyor. Aynen aynen sen bilirsin. Evet. Yapıyor. Daha geliştirmiş kendini. Kesinlikle seviyor. O gayet şey mutfağı merakı var. İnşallah tekrar yapalım istiyorum. İnşallah. Yaklaşıyor o zaman. Yapacağız. Tamam. O zaman bir şey var demek ki. Öyle mi? Yok hayır. Yani yaparız yani yakın zamanda. Peki tabii aile genişleyecek mi? Onu da herkes mi sormaya başladılar değil mi? Bakalım kısmet inşallah ya yani. Gicim ne diyeyim? Torun istiyordur kayınvalide. İstiyorlar valla. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok mersi.